düzene girdi, çocuklarım geldi. Bir tek okula başlayamadık, onu da pazartesi dediler. Bakalım. 7. ayın 10'unda çocuklarımla beraber Türkiye'ye gittim. 12'sinde haber geldi, telefon haberi geldi, evin yanıyor diye. Çocukları bırakıp ayın 13'ünde geri dönmek zorunda kaldım, anneme bıraktım. Geldikten sonra evin tamamı yanmıştı. Hiçbir şey kalmamıştı. Ne çocuklarda ne bizde. Sonra işte sigorta ile konuştuk. Bize bir eksper verdiler. Şahada eksper verdiler. Bu dedi size yardımcı olacak dedi sigortam. O da onların adamıymış zaten verdiği numaralarla. Bugün, yarın, öbür gün o gitti, bu geldi. İşte birisi hasta kalmış bitti diye. Tam 2,5 ay beni oyaladılar. Ya da ben arattırdığım zaman, hani fazla Hollandaca da bilmiyorum. Arattırdığım zaman bizden diskusi yapmayın diye. Beni hep ters cevaplarla ertelettiler. Ailenin hikayesini burada yerel bir Türk dergisinden öğrendim. Ondan sonra dergiyi arayıp ailenin durumu hakkında bilgi aldım ve ailenin telefon numarasını aldım. Serpil Hanım'ı aradım ondan sonra. Durumlarının gerçekten çok ciddi olduğunu farkına vardık. Ve ertesi gün ev ziyareti gerçekleştirdik teşkilatımızla beraber. Ondan sonra evde hiçbir eşyaları olmadığının farkına vardık. 3 tane ufak çocuğu Türkiye'deydi. Çocuklarım orada kaldı, ben burada kaldım. 2,5 ay boyunca sadece bir yorgan. Bir de 2 kişilik yatakla, singerle yattık 3 çocuğumla beraber. Hiçbir şey yok, yemek yok. Bir tanesi bile kapıyı çalmadı yani. Böyle perişan halde, kıyafetimiz de yok. Öyle bir halde, rezillik bir halde burada yaşadık bu sigortanın sayesinde. Serpil Hanım bir yandan sigortadan tazminatını almaya çalışırken bir yandan da kendisine yeni ev vermesi gereken evrosunun tehditlerine maruz kalmış. Sizi defalarca çağırdım, gelip bakmadınız o kettle'a. Baksaydınız şu an bir şey olmazdı. Siz dua edin dedim, benim çocuklarım Türkiye'deyken bu yangın oldu. Yoksa büyük problemler yaşanırdı. O da dedi ki bana ufaktan böyle, bak şu an dedi senin evin yok, eşyan yok, paran yok, hiçbir yerden gelirin yok. Yoruk soruk senin çocuklarını bazı şeylerden, sebeplerden dolayısıyla alma ihtimali fazla, düşün demişti. Ben de orada bayağı bir tartışma yaşadık. Ufaktan beni bir tehdit etti yani. Evde eşya olmadığı zaman çocukları burada olunca, burada gençlik dairesinin çocukları bu evde yaşayamaz diye çocukları elinden alma durumu vardı. O yüzden biz de ilk önce ev eşyalarını düzüp burayı yaşanılır bir hale getirmek zorunda olduğumuzu hissettik. Ve ÜETT teşkilatı olarak bütün teşkilatlarımıza haber gönderdik. Herkes bir yerden gençlik kolları başkanımız ve kadın kolları başkanımız ve bütün teşkilatlar hepsi bir yerden el attılar davaya. Tanıdık iş adamlarını aradık. Bizim yani şu anda ÜETT olarak buraya göre bir bütçemiz de yok ama kendimiz de biraz elimizi cebimize attık. Sağ olsun bizi sayan, seven arkadaşlarımız, iş adamları da bu olaya destek verdiler ve kısa zamanda evi yepyeni düzdük. Çocukların Serpil Hanım'ın elinden alınmaması için evin asgari ihtiyaçları giderildikten sonra sıra Türkiye'den çocukları Hollanda'ya getirmeye kalmış. İkinci olarak da Türkiye'den çocukların gelmesi geliyordu. Biletlerini ayarladık. Annesini gönderdik. 3 tane çocuğu Türkiye'den buraya getirdik. Sağ olsunlar bana uçak bileti ayarladılar ve çocuklarımı. Gittim çocuklarımı aldım getirdim. Geldiğimde de güzel çocukların yatak odaları falan gelmişti. Daha güzel oldu çünkü çocuklarım eve girer girmez odamız var mı diye yolda soruyorlardı evde. Hemen direkt biliyorum Hüseyin Bey'le görüşmüştüm. Yatak odaları bugün gelecek hemen acil demişti. Koşturdular yukarıya yatak odalarını, üstüne çıktılar zıpladılar. Yani sevinç üstüne sevinç kattılar. Allah bin kere razı olsun.
Şu anda çocukların elden alınma tehlikesi geçti. Çünkü ev yaşanılır bir hale geldi. Yatakları, masası, sandalyesi, buzdolabı, ocağı, yani bir normal bir aile evi olduğu için artık gençlik dairesi de aileye sorun çıkartamaz. Yani bu şekilde çünkü yaşanılır bir normal bir ev haline geldi. Ama öbür türlü ev bomboştu. Boş evde olan çocukların, yani her çocuğun sağlıklı bir ortamda yetişmesi gerekiyor. O yüzden de gençlik daireleri bu sağlıklı ortamı tespit edemediği zaman çocukları elinden alma tehlikesi vardı. ÜETT Hollanda, Serpil Hanım'ın sadece ev ihtiyaçlarını gidermekle kalmayıp aynı zamanda sigortadan tazminatını alması için de çaba vermekte. Hiçbir sigorta herhangi bir şeyde birden parayı ödemek istemez. Burada genelde bütün sigortalar aynıdır. Buradaki sigorta da Serpil Hanım'ı biraz böyle saf gördüğü için, yani saf derken iyi niyetli, Hollandaca da bilmiyor, olayları bilmediği için işte hiç gereksiz sebeplerden dolayı parayı ödememek gibi bir karar almış. Bizim şu anda gönüllü avukatımız da bu davanın üzerinde. Serpil Hanım tabii çok geç zaman sonra tabii bu olayın farkına varıyor. İşte bir oyunların döndüğünün farkına vardığında avukata başvuruyor. Avukat da davaya tam ilgilenmeden biz geldik ve biz de bu avukattan dosya istedik. Önümüzdeki hafta dosya bize gelecek. Bizim avukatımıza, gönüllü avukatımıza. Bizim avukat da sigortayla görüşüp bu paranın, hatta ön ödeme dedikleri, davanın sürdüğü sürece de bir ön ödeme yapması gerektiğini ve neticede bu ön ödemenin acil aileye yapılması gerektiğini, çünkü ailenin başka ihtiyaçları da var, bunu isteyeceğiz. Önce bir yeni bir ev, sonra yeni bir hayat ve çocuklarım da burada, onlarla beraber güzel bir hayat, güzel bir gelecek düşünüyorum Allah'ın izniyle. Biz ÜETT Hollanda Teşkilatı olarak Hollanda'da yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımıza, ÜETT tümü olarak, yani biz ÜETT'de 13 tane birimimiz var. Bütün bu birimler olarak kadın kolları, gençlik kolları, STK birimimiz var, medya birimimiz var. Burada bütün birimimiz buradaki vatandaşlarımız için var. Buradaki vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını bir şekilde gündeme getirmek için, çözmek için, çözüm üretmek için ve yardım etmek için var. O yüzden elimizden geldiği kadar vatandaşlarımızın, bütün darda olan vatandaşlarımızın, zorda olan vatandaşlarımızın inşallah bundan sonra her çeşit yaralarına merhem olmaya çalışacağız.